Tabii şimdi illaki şartlara göre karar verilecek ama sizin listenizdeki bir numaralı isim kim olurdu onu sormak istiyorum. Serdar Kelleci ne diyorsun? Yani ben Uğur Çiftçi'nin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Uğur Çiftçi'yi çok beğenirim ama Sivas Spor'daki Uğur Çiftçi'yi beğenirim. Ee, çünkü bana o büyük takımda oynayabilecek bir sol, sol bek izlenimini vermedi. Hiçbir zaman onu söyleyebilirim. Yani Sivas Spor'da şunu söyleyebilirim. 10 üzerinden 8'lik oynar hemen hemen Uğur Çiftçi. Ama e, biz hep oradaki istikrarlı oyununu e, konuşuruz, orta kabiliyetini konuşuruz. Ama diğer taraftan çok eksiklikleri olan bir oyuncu Uğur Çiftçi. Ve burada e, maalesef bizim futbola bakış felsefemizde çok ıstıklanabilecek bir oyuncu hatta. Biraz daha öte gideyim. E, ama ben çok beğenirim diğer taraftan. Neydi Anadolu? Jönü. Jönü mü? Ama yani şöyle bir şey var. Şimdi Sivas Spor'da Rıza Çalınbay'ın e, oyuncularına verdiği bazı görevler var. Yani diyor ki Hakan Arslan'a verdiği görevle ne bileyim Yatabari'ye verdiği görevle Uğur Çiftçi'den istediği şey çok farklı. Yani orada Max Gredel'e başka bir şey söylüyor. Pedro Henrique'ye başka bir şey söylüyor. Herkese farklı görevler yüklüyor. Rızavcı. işte Mert Hakan Yandaş'a e, ondan sonra Emre Kılınca bunlara öyle güzel paylaştırıyor ki biz Emre Kılınç'ın bu yüzden e, Uğur Çiftçi'nin bu yüzden eksikliklerini göremiyoruz. Göremememizi sağlıyor. Ve bir örnek daha vereyim. Leipzig ikincisi Sivas Spor. Bu iki kulüpten gidip de başarılı olan futbolcu sayısı. Evet doğru söylüyorsun. Leipzig bir kere daha bir, kıyaslamıştık bunu. Leipzig 1, Sivas Spor 2. Burada iki kulüpte de çok benzer işler var. O görev dağılımında harika bir delegasyon yöntemi var burada. Siz onu bozduğunuz zaman başka yerde tutmuyor o bozduğunuz evet. parça. Çünkü oyuncuyu çok iyi tanıyor. Oyuncuya oyuncudan beklentisini ona çok bir, net bir şekilde aktarıyor ve birebir bir, bir diyalog kuruyor oyuncuyla. Oyuncuyu da izlerken farklı bir gözle izliyoruz. Hoca Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi teknik direktörlerden biri bu yüzden. Yani ki maalesef ki o paye de verilmiyor. Mesela bir dönem oldu. Rıza Hoca Avrupa Kupalarındayken herkes üstüne gitti Rıza Hoca'nın anlamadım ben. Yani yok efendim Avrupa Kupalarında e, kötü sonuçlar almış. İşte oraya yedek kadro çıkartmış. Ya Rıza Hoca iki oyuncuyla falan gitti bir gün Avrupa Kupası maçına. Ya biz bu adamı şey dedik saçma sapan işler böyle eleştiriler falan duydum ben Rıza Hoca hakkında. Yani o yüzden Uğur Çiftçi konusunda benim handikap saydığım bazı noktalar var. Konan için ben biraz daha olumlu taraftayım onu söyleyebilirim. Ergin. Yani bir de tabii önümüzdeki sezonun yerli yabancı sayısları ne olacak bunlar? Bunlar mühim konular. Ama şimdi Fenerbahçe bu sene de olmadı, başaramadı. Önümüzdeki sezon yani en azından matematik şimdilik bize onu söylüyor. Önümüzdeki sezon sizin kuracağınız kadroyu yine hani bir de bu, bu işin psikolojik üstünlüğü dediğimiz bir şey var. Yani Uğur Çiftçi ile girdiğiniz zaman ki benim beğendiğim bir oyuncudur. E, ama böyle daha e, yabancı ve iş yapabilme potansiyeli daha yüksek, daha CV'si daha dolu bir oyuncuyla yol yürümek çok daha o, mantıklı Düz bir oyuncudur çünkü. Bak çok iyi bir noktaya e, değindin Serdar abi ne demek? Bu şimdi Rıza Hoca'nın mevcut malzemeden ne kadar iyi bir iş çıkartabildiğini gösteriyor. Yani teknik direktörlük dediğin Elbette. şey bu değil mi zaten? Bir şey. Büyük evet. şeyi e, etkeni bu değil midir teknik ya, direktörlük? Zaten oyuncuya şey. göre bir sistem yapıyor Rıza Hoca. Mesela şimdi Rıza Hoca'nın geçiş oyunlarında, geçiş hücumlarında Uğur Çiftçi işte sol ön oyuncusu biraz içe kat ettiği zaman Uğur Çiftçi bomboş koridor buluyor orada 40 metre. Fenerbahçe'de nerede bulacaksın abi o 40 metre koridoru rakiplere karşı? Fenerbahçe geçiş mi oynayacak? Yani Rıza Hoca'ya sorsam bugün yani şurada off the record sorsak hocam Uğur Çiftçi Fener'de olur mu? Ya güler bize yani onu söyleyeyim. Gelişi çok tartışmalıydı Crespo'nun. Peki siz ne düşünüyorsunuz oyuncu hakkında? Ergin seninle başlıyor. Yani bence de tartışmalıydı. Çünkü uzun sürede zaten şey bulamadı. Formu bulamadı. Şimdi son hafta transfer yapıyorsunuz. Kötü giden bir Fenerbahçe'ye dört tane. Berisha, Crespo, Rossi, Meyer. Şimdi baktığın zaman hiçbir tanesinden doğru düzgün verim alamıyorsun. Fenerbahçe kalibresindeki oyuncular mı? Çok öyle değil. Çünkü Rossi geniş alan oyuncusu. Fenerbahçe kontra atak oynayan bir takım ol, değil. En azından öyle olmamalı. Ee, mesela Crespo'nun son 3-4 haftadaki çıkışı var. Oradan bir yürüdü. Formayı da aldı, yürüdü. Ama biz ligin 25, 26, 27, 30 bunları da da Crespo'yu konuşuyorsak bir kıymeti var. Yani istikrar dediğin şey tam da bununla ilgili. Ha bir şey yakaladım ben o gün. Fenerbahçe'nin en son oynadığı maçta attığı ikinci golden sonra 18'in üzerinde bir Crespo sevinci var. Evet. Hatta videoları döndü böyle y yerde yumruklarını sıkarak müthiş bir aidiyet gösterisi olarak. Bu Fenerbahçe taraftarının çok hoşuna gitti. Ee, aslında camianın istediği tam şey de bu. Evet futbolda salt duygu ıı, bir şey kazandırmaz ama duygusuz asla olmaz. Fenerbahçe taraftarının bu tarz görüntülere, bu tarz hikayelere o kadar ihtiyacı var ki çünkü eli belinde gezen umursamaz oyunculardan bıktı Fenerbahçe camiası. O iki de para fazla atacak, o aidiyeti gösterecek oyuncu özlemi var. Onu istiyorlar, onu bekliyorlar. Crespo o görüntüsüyle bir kere daha Fenerbahçe ki Galatasaray maçındaki attığı golle zaten kıyamete kadar bir hikaye bıraktı Fenerbahçeliler için. O hiç unutulmayacak. Etkinsin gibi mesela. O önemli bir hikayedir Galatasaray maçlarında. Tam tersi de olsa da Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye attığın zamandır. Ama dediğim gibi yani 3-4 maçlık serüveni güzel. Ama şimdi gör, devam ediyor olması lazım bu serüvenin. Ya o saman alevi çıkışlar e, çok bir şey ifade etmiyor futbolda. Çok bu. çalışkan bir adam evet, ama. Evet, bunun devam etmesi lazım. Bitmemesi, yani tek ya, maçlık kalmaması lazım. Şöyle Milli Eğitim Bakanı okula gelse, dese ki ya diyor şu sınıftan şu üniversiteyi kazanacak olanlar kimler? Bunlara bir özel bir program, müfredat hazırlayalım dese, hoca herhalde şöyle der. Mesut Ağla hocam, Mert Hakan'ı, Zayt'sı, Rossi'yi, Gustavo'yu, Sosayı, İrfan'ı pelkası, şu ikisi Crespo, Meyer falan onları ne yapalım o konuda hocam onları alalım. Şimdi böyle bir aslında durum var Fenerbahçe'de. Yani beklentinin hiç olmadığı bir oyuncu Crespo gidiyor neredeyse sınıf birincisi haline geliyor. Ya şu orta sahada oynamak da kolay iş değil bu arada. Yani çünkü Doğru. nelerdendi bu adama? Doğru. Bu kazmayı kim getirdi? Doğru. Fenerbahçe oyuncusu değil. İşte kendi oyuncusunu getirdi. Tabii. Gibi yani ta soruyordu. takdir etmek lazım oyuncuyu. Çok çalışkan ve mental olarak da kendini iyi hazırlamış belli ki. Pekala izleyicilerimizin sorularına bakalım isterseniz bir de. Crespo'yu ee, övenler var. Ee, Safa Bey de demiş ki sizce Fenerbahçe Ligi kaçıncı bitirir? Fenerbahçe şimdi onu bilsem Barcelona'da yorumculuk yapardım diyorum ya ben hep. Yani onu atsam Barcelona'da oynarım derler. Yani kaçıncı bitirir bilemeyiz ama... O, o, serüven de sanki böyle çok istikrarlı seri galibiyetlere giden bir serüven gibi görünmüyor. E, ee, şampiyonluk uzakta kaldı doğru ama Fenerbahçe'nin çok odaklanması gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Konferans ligi hiç böyle arkalarda bir şeymiş gibi hadi canım onu da oynarız işte denilecek bir şey değil. Yapabilir. Çok iş yapabilir orada. Oraya kilitlenmesi lazım bence Fenerbahçe'nin. Ligden ziyade. Lig de tabii ki önemli. En azından önümüzdeki sezon kendisini Avrupa kupalarını atacak bir seviye mühim. Ama hani ne diyeyim şampiyonluğu ben 3 İstanbul büyüğü içinde sadece ben değil zaten kimse söylemiyor. Bunu. Puan durumu da bir yandan ekrana geldi. Ya şey dediğim mi geçen hafta sizle konuştuk burada. Hep eksik hep eksik dedik ya Fenerbahçe Hiç tam göremiyoruz sezon başında hep eksik hep bir şey var yani Fenerbahçe'de o <laughs> eksik bu eksik şimdi kampa gitti Fenerbahçe VTR'leri izliyorum haberleri Ha tabii. 9-10 tane 9-10 tane ve bu, bu isimler hani faydana direkt 11'e yazacağın isimler he. hep eksik ya burada bir şey var 2 İsmail Hoca Orada oyuna... İsmail Hoca altyapıdan 11 tane oyuncu götürdü Evet, evet. E, İsmail Hoca oyun anlayışını takıma e, sirayet ettirmeye çalışıyorum. Ne mesela oyun anlayışı? Şimdi Vitor Pereira oyun anlayışı üçlü e, oynayacağız. Oradan Sayın Başkan Çıkökyay dörtlüye dönmemiz lazım. İsmail Hoca başka bir oyun anlayışı. Şimdi burada oyuncu içinde de düşünsene sürekli bir şimdi, hocanın tamam, tabii hocanın oyun anlayışı dediğin şeyi ben ben hiç anlayamadım. Bundan sonra anlayamayacağım. Savunmacı hoca diyor, hücumcu hoca diyor. Altay'da hücumcu hoca ol bakayım. Gel Beşiktaş'ta Galatasaray'da savunmacı hoca ol bakayım. Hocaların bakıyorum isim tamam mı açıyorum hoca diyor ki dizilişi yani oynama şekli diyor. 4-1 4-1 3-5-2 3 yani tanımlamışız hocalara tanımlanmış bununla oynar. Nasıl ya? Ezberlemişiz. Ya yani sen ben de yapalım o zaman ya yani 4-1 ben her ya taktik dediğin şey, diziliş dediğin şey maça rakibe e, ortama güne göre değişir. İşte oyuncunun da aynı şekildese Programın başına dön dönelim. Oyuncunun da mevkiini değiştirebilmesi lazım. Şimdi işte. bak Serdar Kelleci Rıza hocadan bahsetti değil mi? Bak bazı beceremeyen hocalar yani şimdi Anadolu'da çok iyi çıkarıyor Erol Hoca da Fenerbahçe'deki serüvenini düşünelim. Tam o da or oralarda iyi iş çıkartacak bir hoca. Şimdi bir e, cümle peydah oldu başımıza ve bir sene bunu konuştu herkes. Topu rakibe verme. Evet. Ya Beceremeyen yani iyi hücumu, organize hücumu, rakip yarı alanda pas oyunu bunu beceremeyen topu rakibe verme adı altında karşımıza çıktık. Ya topu rakibe kim verir biliyor musun? Alttan kurtulmaya çalışan, büyüye yani karşısındakine gücü yetmeyeceğini bilen, bunu anlayan. Ha şampiyonlar ligi oynuyorsundur, gitmişsindir Napoli deplasmanına verirsin. Derbiye gitmişsindir deplasmana, ona göre taktik geliştirebilirsin. Ama 40 maçın 35'inde sen topu rakibe veremezsin. Bunu yapamadığın zaman topu rakibe verdim. Şimdi o yüzden diyorum bir hocanın oyun anlayışı ben buna katılmıyorum. Oyun anlayışı değişir. Güne, maça bazı maç savunma oynarsın, bazı maç okay. hücum, hücum oynarsın yani.